9. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılı hazır mısın Tonguç? Hazır değilim hocam. Hazır değilsen sana 3 önemli haberim var. 1. haberim yazılı konularıyla alakalı bir güzel giriş yapacağız sana. Sonrasında Kazıkul Aziz edebiyat hocalarının sorabileceği zorlukta ve biraz daha gerçek Milli Eğitim Bakanlığı kazanına uygun yazılı soruları çözeceğiz seninle. Ve bir de Tonguç'um bir haberim daha var. Burada gördüğün yazılı konuların PDF'ini açıklamada görebilirsin. Şimdi hemen bir genel giriş yapalım. Neler göreceğiz? Neler çıkabilir sınavda? Bak bunlara dikkat edelim. Bunlar sınavda çıkar diyelim. Sonrasında çat 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 yazılı sorularını çözmeye başlayalım. İkinci yazılı konulara baktığımızda benim bile sizin kısıldı gördüğün gibi şiir, masal, fabl ve sıfat konusunu görüyoruz. Bilmemiz gerekenlere baktığımızda şiir ve kavramlar konusunu bilmemiz lazım. Nedir? Nazım birimi, nazım biçimi ve türleri. Hatırlarsan hani bu tek bir mısra olursa biz buna mısra diyorduk. Hatta mısraya azade ve bercesi gibi çeşitleri vardı. Nazım birimlerine aynı zamanda iki mısra olursa beyit diyorduk. Divan edebiyatında çok yaygın olarak kullanılıyordu. Gazeller, kasideler, mesneviler beyit yazıyordu. Bir de dörtlükler ve bentler vardı. Hatta bentler yani şöyle. Bentley. Ne diyorsun o? Bentley ben arabası çok seviyorum hocam. Ya konumuzun divan şehrindeki bentin hiçbir alakası yok. Bak mısra, beyit ve bent diyorduk. Bentliklerin içinde de dörtlükler vardı. Yani rubailer, murabbalar, şarkılar, tuyular, dörtlükler halinde yazılıyordu. Şimdi burada nazım türlerine baktığımızda ise mesela halk edebiyatında dörtlük nazım birimi kullanılsa bile nazım türü olarak güzellemeler, koşmanın türlerine güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi konular var. Demek ki nazım türü dediğimizde şiirin konusuna bakacağız. Biçimi dediğimizde şiirin direkt kendisine bakacağız. Nazım birimi dediğimizde ise beyit mi, dörtlük mü buna bakacağız sonuç. Gelelim diğer bir kısma. Ahenk unsurları. Ahenk unsurları sınavda %100 trilyon çıkacak. Neden? Çünkü sana bir şiir verecekler. Hatta birazdan bunun örneğini çözeceğiz. Böyle bir şiir verecekler. Bu şiirin ölçüsünü, redifini, kafiyesini, kafiye düzenini soracaklar. Ben nasıl bulayım? Ben insan mıyım hocam ya? Nasıl sen bulayım? Sen insansın ve bulmalısın Tonguç. Bununla alakalı sana hem ödevler vereceğim hem konuyu anlatacağım. İnşallah sınavdan iyi bir not alacaksın. Şimdi arkana dikkatli yaslan. Zor bir sınav biliyorum. Edebiyat hocaları genelde biraz seçici soruyorlar. O yüzden en ince aynısına kadar girmeye çalışacağız. Diğer ahenk unsurları dediğimiz aliterasyon, asonans, kelime tekrarları bunlar da önemli. Bunları da sınavda sana sorarlar Tonguç'um. Masal özellikleri çok kolay bir konu. Sana masal anlatmak zorundayım. Bana masal anlatmayın hocam. Anlatmak zorundayım Tonguç çünkü sınavda çıkıyor. Nedir masal? Bana hikaye anlatmayın hocam. Sana hikaye de masal da anlatmak zorundayım ama hikayeyi başka bir dönem anlatacağız. Çünkü fable ve masal ikinci dönem yazılı konuları, ikinci yazılı konuları. Burada masalın tekerlemelerle başladığı, masal ve fable arasındaki farklar ki bunlarla alakalı soru da hazırladık birazdan. Ve fable ve tarihsel gelişimine mutlaka dikkat et. Sınavda bu çıkar Tonguç. Sıfat çok kolay bir konu. Sıfatlarla alakalı zaten ayrıntılı sorular çözeceğiz. Önceden de biliyordun. 8. sınıfta sıfat fiil konusunu öğrenirken sıfatın ne olduğunu hatırlamıştın. Şimdi bununla alakalı hem soru çözeceğiz hem de konu anlatımı yapacağız. Hadi bakalım başlayalım diyoruz. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Bu dörtlüğü ahenk unsurları ölçü, redif, kafiye, kafiye düzeni açısından inceleyiniz demiş. Şimdi birincisi kaldırımlar. Çilekeş yalnızların annesi kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Şimdi bak ne yapacağız? Ölçü kaldırım mühendisi olacak galiba hocam. Evet Necip Fazıl Kısakürek burada gördüğün gibi kaldırımlara bir gönderme yapmış ama neden? Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aşağı iyice sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aa o zaman 14'lü diyeceksin sınavda. 14'lü hece ölçüsü kullanılmış diyeceksin. Niye hece ölçüsü? Şiirin mısralarını saydığımızda hecelerin sayısı eşit. O zaman bu bir hece ölçüsü diyeceğiz. Devam ediyoruz. Gelelim redife. Redif ve kafiye diyor. Şimdi redif ve kafiye neydi? Redif dize sonlarında yazılışı da aynı, anlamı da aynı, görev de aynı olan sözcükler ve eklerdi veya kelimeler, seslerdi. Kafiye ise dize sonlarında yazılışı aynı ama anlamı ve görevi farklı olan şeylerdi. Şimdi bak insandır ve lisandırdaki bu dır ekleri Tonguç'um bak dır görüyor musun? İkisi de ek fiil. Dolayısıyla buraya başka bir renkle yazmak istiyorum. Dır diyorum bak. Bu dır ek fiili. Nedir? Bunlar redif Tonguç. Redif. Ama insanın sonundaki san ve lisanın sonundaki san ise 3 harf olduğu için sanların yanına da zengin uyak yazıyoruz Tonguç. Neden zengin uyak yazıyoruz? Çünkü bir harf olursa yarım uyak, iki harf olursa tam uyak, 3 harf olursa zengin uyaktı. 3 veya daha fazlası olursa zengin uyaktı. Dolayısıyla burada san tuttuğu için 3 harf. Peki hocam niye sesiyle lisanı yapmıyorsunuz? Çünkü bunlar zaten tutmuyor. Burada kafiye örgüsü açısından çapraz kafiye örgüsü var. Yani AB, AB şeklinde gitmiş. A'lar ve B'ler ortak olduğu için biz buna çapraz kafiye
düzeni veya çapraz kafiye örgüsü diyoruz. Hatırlarsan A hepsi A olursa veya hepsi A olup en alttaki B olursa düz kafiye oluyordu. ABBA olursa yani A, B, A olursa sarmal kafiye oluyordu. Bu şekilde AB olursa da çapraz kafiye örgüsü oluyordu. Dolayısıyla bu şiirinki çapraz kafiye örgüsü. Biz o yüzden insandır ve lisandıra annesiyle de sesiyle bakacağız. Şimdi annesi ve sesiye bakalım. Annesi ve sesi de bak anne yalnızların annesi yani onun annesi gibi oluyor. Kesilincesi onun sesi gibi oluyor. Bak annesi onun annesi ses sesi onun sesi. Dolayısıyla buradaki i ile buradaki i iyilik eki. Bunlar iyilik eki olduğu için yani tamlanan eki olduğu için buradaki i'lerin yanına Tonguç'um ne yazacağız? Onun annesi ve onun sesi olduğu için ne diyeceğiz? İ redif diyeceğiz. Niye? Çünkü yazılışı aynı. Sesi aynı. Görevi de aynı. İkisi de iyilik eki. Ama annesindeki s ve sesindeki s yani iki tane e ve s'ler uyak olacak. Peki bir harf olursa yarım uyaktı. İki harf olursa neydi? Tam uyaktı. O yüzden buraya tam uyak yazıyoruz Tonguç evladım benim. Şimdi demek ki ölçüsünü yaptık. 14 derece ölçüsü dedik. Redif ve kafiyelerine baktık. Kafiye düzenini söyledik. O zaman oh diyebiliriz. Oh be. Bak, başka ayenk unsurları da söyleyebiliriz. Bak başka neler olabilir mesela? Kaldırımlar sözcüğü tekrar edilmiş diyeceksin. Kaldırımlar sözcük tekrarı vardır diyebilirsin. Sözcük tekrarı vardır diyebilirsin. Niye? Çünkü defalarca her mısrada kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar demiş. Ve aynı zamanda S harfiyle de bir aliterasyon yapıldı diyebiliriz. Niye bak? Annesi, insan, ses, kesilince sesi, lisan, S sesinin de bir S aliterasyon. Yani S ünsüzünün tekrarında olduğunu dile getirebiliriz. Sonuç evladım benim. Kaldırımlar şiirinin bu dörtlüğündeki sıfatları bulup yazınız demiş. Bak bir anda hoppa geldik dil bilgisine. Nereden nereye? Evet dil bilgisinde bu sefer mor rengi kullanmak istiyorum. Çünkü dil bilgisinde bazen... Mor artacaksınız beni hocam. Mor artmayacağım öyle mi? Sıfat çok kolay. Sıfat ön adlı. Yani mesela şu kalemin sıfatlarına bakalım. İşte mor kalem, güzel kalem, renkli kalem, şu kalem, bir kalem. Bu kalemin sıfatları olmuş oluyor. Şimdi başlayalım. Buradaki kaldırımlar zaten çoğul eki aldığı için sıfatlar da çekim eki alamayacağı için bunlar bir kere isim. Çilekeş yalnızların annesi bak. Nasıl yalnızlar? Çilekeş yalnızlar. O zaman buradaki çilekeş sözcüğünü yazıyoruz ve çilekeş sözcüğünün nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı olduğunu aklımıza koyuyoruz. Bir. Devam ediyoruz Songucuğum. İçinde yaşamış bir insandır bak. Nasıl insan? Yaşamış bir insan. Yaşamış sözcüğü de yine bir niteleme sıfatı. Fakat burada şuna dikkat et. Bir sözcüğü var oradaki. Bu işte belgisi sıfat. Bunu üniversite sınavlarına çok soruyorlar Tonguç'um. Dolayısıyla sizin yazılığınızda da hocanız sorabilir. Kaldırımlar duyulur. Ses kesilince sesi. Kaldırımlar içinde kıvrılan bir lisandır. Nasıl lisan? Kıvrılan lisan. O zaman buradaki kıvrılan sözcüğünü de biz niteleme sıfatı diyeceğiz Tonguç'um. Buraya yazıyorum. Niye? Nasıl lisan? Kıvrılan lisan diyoruz. Ve yine buradaki bir sözcüğü de niteleme sıfatıyla beraber ismi yanında kullanılan bir sözcüğü de hep belgisi sıfattır. Çünkü sınıfta bir kişi vardı dersen bu sayı sıfattır. Bir sabah sana geleceğim dersen herhangi bir sabah anlamı olduğu için belgisi sıfattır. Niteleme sıfatıyla kullanılan bir acaba sayı olan bir mi belgesi mi diye düşünmene gerek yok. Niteleme sıfatının arasında kullanılan yani niteleme ile isim arasında kullanılan bir sözcüğüne biz hep belgisi sıfat diyoruz. ÖSYM'de bunu çok soruyor. Şimdi geldik başka bir soruya, başka bir heyecana, başka bir skandala. Şimdi demişiz ki aşağıdaki sözcüklerin hangisi aşağı cümlelerde boş bırakan yerlere uygun sözcükler yazınız demiş. Halk edebiyatı şairlerinin takma adına biz tapşırma diyoruz. Tapşırma. Hatta divan edebiyatı da mahlas diyorlar. Mesela Fuzuli diye bir şair var ya Tonguç. Onun gerçek adı Mehmet mesela. Ama adam kendine Fuzuli ismini koymuş. Dizelerde aynı ünlü tekrarıyla ahenk oluşturulmasına ise biz asonans diyoruz. Az önce hatırlarsan S ünsüzüyle tekrar yapıldığı zaman aliterasyon demiştik. Ünlü tekrarıyla da asonans diyoruz. O zaman ünsüz tekrarını da buraya hemen sormuşlar. O zaman onu da cevaplayalım. Aliterasyon. Örnek verelim mesela. Eylül'de meylül oldu da genil geldi hale, genil geldi bu hale. Bir kalküle meyletti, genil geldi ne hale. Bak bir sürü L harfi söyledim, kafa karıştırıcı. İşte ünsüz tekrar var. Aruz ölçüsünde kısa çizgiyle gösterilen heceye biz kapalı hece diyoruz. Bunu da sınavda hocan sorabilir. Med, zihaf, imale, ulama bunlar da yine aruz kusurlarıdır. Bunu da bilmen lazım. Ve yine aruz ölçüsü divan edebiyatında çok yaygın kullanıldığını, İran edebiyattan bizim edebiyatımıza geçtiğini, hecelerin açıklık ve kapalılığına yani ünlü veya ünsüz bitmesine bağlı olduğunu da sınavda sana sorabilirler. Şimdi gelelim edebi sanatlarla alakalı bir soru sorulmuş. Yukarıdaki boşluğu uygun edebi sanatı bularak yazın. Boşluğa uygun edebiyat sanatı bularak yazınız demiş. El çek tabip, el çek yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. Sen tabipsin, yoktur ilacın.
yaram yürektedir, sarabilmezsin. Şimdi bak, yara, tabip, ilaç, dert, deva, tabip. Bak hep birbiriyle bağlantılı kelimeler. Bu şiirde altı çizgi sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla birbiriyle uygun sözcüklerin kullanıldığı tenasüp sanatı yapılmış. Niye? Münasip kelimeler birbiriyle uygun kullanılmış. Niye? Bak, yara, dert, deva, tabip, ilaç, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı kelimeler. Birbirine uygun kelimelerin bir arada kullanılmasına biz tenasüp sanatı diyoruz. Şimdi gelelim bir noktalama işaretleri sorusuna. Gördüğümde mutlu olduğum yalnız iki insan vardı. Annem ve babam. Neden insanlara bu kadar mesafeliyim? Sadece insanlara değil, kuşlara, çiçeklere, böceklere. Bu adam da gerçekten kafayı yemiş. Gerçekten hocam ya. Uçmuş adam ya. Gördüğümde mutlu olduğum yalnız iki insan vardı için buraya iki nokta üste koyuyoruz. Ardından küçük harf başlayabilir iki nokta üsteden sonra. Annem ve babam dediği için buraya nokta koyuyoruz. Niye nokta koyduk? Çünkü iki dedi. Eğer şöyle deseydi, gördüğümde mutlu olduğum birçok insan vardır deseydi, annem, babam, üç nokta koyabilirdik. Ama iki insan demiş, bitirmiş, dolayısıyla anne ve babadan sonra nokta getireceğiz. Neden insanlara bu kadar mesafeli? Soru soruyor kendi kendine, kafa yemiş. O yüzden buraya soru işareti koyuyoruz. Sadece insanlara değil, kuşlara, virgül, çiçeklere, virgül, böceklere. Bak, cümle bitmediği için buraya da üç nokta gelecek Tonguç'un. Demek ki şurada birçok, bir sürü, pek çok gibi ifadeler kullansa devam edebileceği için 3 nokta koyuyoruz. Ama 2 diye sayı verirse, sayısı kadar da kelime yazdıysa nokta koyuyoruz. Burada ise daha cümlenin devam edebileceğini, cümlenin bitmediğini, eksiltili, tamamlanmamış cümle olduğunu gördüğümüz için 3 noktamızı koyduk. Ve geçiyoruz yeni bir soruya. Bu metindeki isim tamamlamalarını bularak çeşitlerini yazınız demiş. Şimdi Karadeniz'in kıyısında doğdum. İsim tamamlaması neydi? Inının ısıydı. Yani iki tane isim vardı. Bu isimlerin yanında ın ve ı, tamlayan ve tamlanan eki oluyordu. Birinciye tamlayan diyorduk, ikincisine tamlanan diyorduk. Karadeniz'in kıyısında doğdum. Kahrını çektim, Karadeniz'in sahil kıyılarında gezdim. Kahrını çektim, virgül, Karadeniz'in sahil kıyılarında gezdim. Bak, Karadeniz'in kıyıları veyahut da sahil kıyıları, burada Karadeniz'in sahil kıyıları diye zincirleme isim tanımlaması var. Şimdi bak, şurası Karadeniz'in kıyısı, bir belirtili isim tanımlaması. Buraya yazıyorum, belirtili isim tamlaması. Kahrını çektim, onun kahrını diye tamlayana düşmüş bir isim tamlaması var. Belki hocam bunu da sorabilir ama işlemediyseniz veya da hoca bu kadar ayrıntıya girmediyse sormaz. Ama burada onun kahrı diyebileceğin için önceden tamlayan ve tamlanan varmış. Bu düştüğü için burada tamlayana düşmüş isim tamlaması vardır diyebiliriz. Peki isim tamlaması var mı? Yok. Karadeniz'in sahil kıyıları ise bak, Karadeniz'in sahil kıyılarında diyoruz. Burada 1, 2, 3 tane isim birbirine bağlanmış. O yüzden buraya da zincirleme isim tanımlaması diyoruz Songuç'um. Niye? Çünkü 3 isim birbirine bağlanmış. Zincirleme isim tanımlaması. Denizinin sularının serinliğiyle serinledim bak. Denizinin sularının serinliği, yani ınının ısının ısı, yani 3 tane isim birbirine bağlanmış. Dolayısıyla burada da yine zincirleme isim tanımlası vardır diyebiliriz Songuç'um. Zincirleme isim tanımlaması. Niye zincirleme isim tanımlaması? Çünkü 3 isim birbirine bağlanmış. Araya sözcük girenleri sakın sakın zincirleme isim tanımlamasıyla karıştırma. Mesela diyelim ki Karadeniz'in kıyısı belirtili isim tanımlamasıydı ya, belirtili isim tanımlamasında aralara sözcükler girer. Eğer Karadeniz'in işte soğuk kıyısına deseydi, buradaki soğuk sıfat olduğu için buna zincirleme isim tanımlaması diyemezsin. Niye? Çünkü zincirleme isim tanımlaması da 1, 2, 3 isim olmak zorunda. Halbuki burada birincisi isim, ikincisi ise sıfat, üçüncüsü diyebileceğimiz kelime ise yine isim. Dolayısıyla burada iki isim var, araya sıfat girmiş. Buna arasına sözcük girmiş belirtili isim tanımlaması diyeceksin. Ama 3 tane isim olursa buna zincirleme isim tanımlaması diyebilirsin Tonguç'um, evladım benim. Şimdi tam da bir yazılı sorusu olabilecek, hocanın öğrencileri yorabileceği bir soru tarzı daha. Masal ve fablın farklarını yazınız demiş. Hayda. Şimdi birincisi, masallar tekerleme ile başlar. Yani evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler tellal iken, develer... Uykum geldi hocam. Bak, masal okuyunca zaten insanın uykusu gelir. Bu tekerleme. Bak, bu tekerleme. Ama fabullarda tekerleme yoktur. Tekerleme yok. Çünkü fabullar ders verme hocayla yazılıyor ama başında böyle evvel zaman, kalbur zaman diye bir tekerleme yok. Kahramanı genellikle devler ve perilerdir. Bak, bunun kahramanları. Kahramanlar. İki nokta üstü. Devler, periler. Burada ise kahramanlar daha çok hayvanlardır Tonguç'um. Yani kedi, köpek, öküz, sığır, manda, böyle farklı farklı hayvanlar olabilir. Gene masallar anonimdir Tonguç'um. Anonimdir. Yani yazarı belli değildir. Fabulların ise tam anonim değildir. Yazarları bellidir. Yani anonim değildir. Yazarları vardır. Mesela şöyle göstereyim. Dünyadaki en önemli ilk fabul yazarı Ezop'tur mesela. Veyahut da işte Fransız büyük fabulcu
La Fontaine vardı mesela. Böyle farklı farklı ünlü fable yazarları vardı. Yine masallar mutlu biter. Mutlu bir son vardır masallarda. İyiler kazanır, mutlu sonla biter. Kötüler kaybeder ve dolayısıyla ders verme amacı vardır. Ama fable'larda böyle bir kaygı yoktur. Mutlaka mutlu son olacak diye bir şey yok. Bazen işte bir felaket yaşanır ve dersin ki ya bak böyle oldu dersin. Böyle bir kaygı yok. Mutlu son da olabilir ama fable'larda kesin mutlu son olacak diye bir durum yok. Burada masallarda iyiler hep iyidir Tonguç'cum. İyiler hep iyi. Kötüler hep kötüdür. Yani ve sonunda kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Ama fable'larda böyle bir genelle kötüler hep iyidir yazıyorum. Kötüler hep kötü. Fable'larda ise böyle bir genelleme yok. Böyle bu tarz bir genelleme yok. Bu tarz bir genelleme yok. Niye? Bazen bir insanın içinde iyilik, bazen hem iyilik hem kötülük olabileceği mantığıyla hareket eder. Dolayısıyla masal ve fable'ın temel farkları bunlardır. Benzer yönlerini her ikisinde de ders verme amacı vardır. Her ikisinde de yer ve zaman tam da belirli değildir. Bunlar ortak yönleridir diyebiliriz. Sonuç evladım benim. Şimdi geldik yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir sınavda. İnanılmaz heyecanlı hocam. Heyecan var. Birçok öğrenci sınavda heyecan yapıyor. Elimiz heyecanlanıyor. Avuçlarımız titreyebiliyor. İçleri böyle su olabiliyor, terleyebiliyor. Ama sıkıntı yok. Şu anda bir yazılı provasındayız. Yazılı provası yaptığımız için burada sadece öğrenmeye bakalım. Gerisi önemli değil. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız demiş. Masalın ilk bölümünde ilgi çekmek için tekerleme ve kalıplaşmış sözlere yer veriliyor. Tekerleme ve kalıplaşmış sözlere yer verilir. Kalıplaşmış sözlere yer verilir. Hani az önce söylediğimiz gibi. Masal kahramanları, peri kızı, dev anası, ejderha gibi hayali yaratıklardır. Hayali yaratıklar. Yani olağanüstü hayali yaratıklar. Fable'lar hem nazım yani şiir hem de nesir biçiminde yazılabilir. Mesela La Fontaine'in ve Esop'un fable'ları nesir biçimindedir. Ama Orhan Veli Kanık bunları nazıma yani şiire çevirmiştir. Fable'larda didaktik yani öğretici bir amaç güdülür. Amaç çocuğa bir şeyler öğretmektir. Genellikle günlük hayatla ilgili ders ve öğütler verilir ki çocuk konuyu daha iyi anlasın, dikkatli olsun. Şimdi yine masallarla alakalı bir doğru yanlış kısmımız var. Buraya dikkat edelim Tonguç'um. Aşağıda verilen bilgilerin ilgili boşlukların doğru ise doğru yanlışsa yanlış yazınız demiş. Masallar milletlere özgü değerler barındıran türlerdir. Hayır. Burası yanlış. Masallar değil destanlar ulusaldır. Yani Oğuz Kağan destanı, Bozkurt destanı, işte Türeyiş, Göç gibi destanlar ulusaldır. Ama Keloğlan nerelidir bilemeyiz. Kırmızı Başlıklı Kız nerelidir bilemeyiz. Veyahut da yani ülkesi de önemli değildir zaten. Ali Baba ve Kırk Haramiler. Kimlerin ismi bunlar hiç bilmiyoruz. Çünkü bunlar masallar evrenseldir, destanlar ulusaldır. Masallar manzum şekilde doğmuş. Masallar manzum şekilde doğmuş. Sonradan nesre dönüşmüştür. Bu doğru söyleyebilir. Çünkü masalları genelde sanatçılar ilk başta nesir haline değil de düz yazı haline verirler. Ve düz yazı haline verdikleri için de masalları ilk başta biz şiir şeklinde görürüz. Ama sonradan düz yazı çevrilir. Bunu da doğru diyebiliriz Sonuç Erdem'in. Doğudaki ilk fable örneklerini ise Kerile ve Dimne adlı eseriyle Beydaba vermiştir. Burası da doğru. Dünyada ilk fable örneklerini Yunan Ezop vermiştir ama doğudaki ilk örneklerini ise Beydaba vermiştir diyebiliriz. Buraya da doğru diyebiliriz. Fable'lar genellikle kendine özgü bir tekerlemeyle başlar. Hayır. Burada fable değil masal denilmesi gerekiyordu. Burası dolayısıyla yanlış olmuş. Tonguç'um şimdi sana ödev vereceğim ama bak sınavda %100 çıkacak olan bir şeyi bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Sana sınavda şiir kısmıyla alakalı eski sınavdan bir daha soracaklar. Bir tane şöyle bir dörtlük verecekler. 1, 2, 3, 4. Ardından bir dörtlük daha gelecek mesela. Böyle bir dörtlük halinde bir şiir verecekler. Bir de böyle beyit halinde bir şiir verecekler. Sınavda kesin bu gelir mi hocam? Sınavda bunu %100 soracaklar Tonguç evladım. Şimdi sen diyeceksin ki sana bunların az önce bunun benzer bir örnek çözdük zaten. Ama burada şunu bilmelisin. Bunun sana zihniyetini sorabilir. Bunun sana ölçüsünü sorabilir. Bunun sana dilini sorabilir. Bunun sana nazım birimini sorabilir. Bunun sana nazım biçimini sorabilir. Bunun sana uyarı sorabilir. Bunun sana redifini sorabilir. Bileceksin. Şimdi burada öncelikle şunu bil. Bu halk edebiyatı zihniyeti olacak Tonguç'um. Bu ise divan edebiyatı zihniyeti olacak. Burada hece ölçüsü kullanılacak. Burada arıza ölçüsü kullanılacak. Fakat burada hece yazıp bırakırsan hoca puan kırar. Burada hecelerin sayısına da bak. Yani 7 ile olabilir, 8 ile olabilir, 9 ile olabilir, 11 ile olabilir. Hatta 6 artı 5, 11 ile dersen daha fazla puan verir hoca. 6 artı 5'lik kısmımız da durak kısmıdır. Yani sen duraklar vardı böyle nefes aldığın yerler. O kısımları da yazabilirsin. Dile baktığımızda bu muhtemelen sade bir dille olacak. Eğer zor soru sormadıysa hoca. Burası ise
nedir onun adı? Ağır bir dil olacak. Peki zor soru nasıl olur dersen? Buraya da dörtlük verir. Buraya da dörtlük verir. Sen dersin ki hocam bu da dörtlük, bu da dörtlük. Ne yapacağım ben? Fakat buradaki dili ağırdır. Yani bu dörtlükler halinde yazılmış bir rubaidir. Bu ise dörtlük halinde yazılmış bir mani. Veyahut da bir koşma, bir sema, yani basit bir şeydir. Bunun dili daha anlaşılır. Bunun dili daha ağır olunca anlayacaksın sen. Yani senin en büyük anahtar kelimen sade dil ve ağır dil olacak. Ağır dili görünce aruzu yapıştır. Sade dili görünce heceyi yapıştır. Ağır dili görünce divan edebiyatını yapıştır. Sade dili görünce halk edebiyatını yapıştır. Nazım birimi bu dörtlük olduğu için buraya tabii ki dörtlük diyeceksin. Eğer burada 2-2 görürsen beyit dersin. Eğer 4-4 veya 5-5 görürsen de bent diyebilirsin. Tonguç evladım benim. Nazım biçimini hoca mutlaka yazacak. Oraya koşma ya da sema ya da varsa olduğunu yazacak. Eğer yazmadıysa 11 lehçe varsa koşma diyeceksin Tonguç'um. 8 lehçe varsa sema diyeceksin. 8 lehçe varsa ve içinde brebehey varsa da varsağı kelimesini kullanabilirsin Tonguç evladım benim. Ama bu tarafa geldiğinde gazel mi kaside mesnevi olduğunu sana belirtmek zorunda. Sadece eğer AA, BB, CC diye gidiyorsa oradan mesnevi farkını anlayabilirsin. Gazel ve kaside arasındaki farkı upuzun vermediyse, tamını vermediyse bilemezsin. Yazar hoca buraya mesela gazel diye yazar. Sen oradan nazım biçimini yazarsın. Uyaklarda az önce söylediğim gibi bir harfin yarım uyak, iki harfin tam uyak, üç veya daha fazlasının zengin uyak. Bir kelime diğer kelimenin içinde olursa tunç uyak. Aynı kelimeler sesleş bir şekilde farklı bir anlam gelecek şekilde kullanıldıysa cinaslı uyak olduğunu aklına çıkarmamalısın. Yazılışları aynı, anlamları tamamen aynı ve görevleri de tamamen aynı olan sözcüklerin, yani sahte uyaklarında redif olduğunu aklına çıkarmamalısın. Redifler de sınavda çıkar. Şimdi bunları ben anlatıyorum ama sen bunlarla alakalı sana ödev vermek zorundayım Tonguç'um. Ne çalışmam gerekiyor hocam? Ne çalışman gerektiğini hemen sayfalarıyla beraber söylemek istiyorum sana. Birincisi, bu ikinci yazılı olduğu için biraz daha ikinci ve üçüncü üniteye dikkat etmelisin. Yani ilk ünitedeki edebiyat nedir? Güzel sanatlarla ilişkisi. Bunlardan bu sefer fazla soru sormayacaklar. Dilin kullanımından, iletişim ve öğelerinden sormayacaklar. Hikayeyle alakalı da fazla soru gelmeyecektir. Ama yine de bir kez daha tekrar edebilirsin. Ama yazım kurallarından soru gelebilir. Her sınavda çünkü noktalama içeriden zaten bize çözdük. Ama şu kısımdan itibaren başlıyoruz bak Tonguç'um. Şuradan itibaren başlıyoruz. Nerede? Şiir. Yani sayfa, şurada sayfasını tam bakın, karıştırmayayım lazım. Sayfa 70'ten başlayarak burada nazım biçimleri ve türleri, ölçü, hece ölçüsü, aruz ölçüsü kime ait olduğunu. Buradaki sayfa kaç demiştik? 70 demiştik. Buradan gidiyoruz kafiye düzenine. Manzume ve şiir farkı önemli Tonguç'um. Manzume şiir çekmek hikaye, şiir ise bildiğin şiir oluyor. Arasındaki farklarını sana sorabilir. Bak burada farklarını anlattık. Bilhassa 82. sayfayı mutlaka yut Tonguç'um. Yani bu sayfayı kaynat, çay yap. Iç. Ne yapıyorum hocam? Böyle buruşturup yutuyor muyum hocam? Hayır. Önce bir tane sıcak su buluyorsun. Sıcak suyu kaynarken mesela şöyle kaynıyor ya. Onun üzerine kağıt tutuyorsun. Orada böyle boya akıyor. O boyayı içiyorsun. Allah kahretmesin. Gerçekten mi hocam? Yok şaka diyorum evladım. Şiir türleri, lirik şiirin aşkla alakalı, epik şiirin kahramanla alakalı. Bunları zaten biliyorsun. Buraları çok fazla çalışmana gerek yok. Ama edebi sanatlardan biz de az önce yazılıda sorduk. Sınavda mutlaka soracak. Dolayısıyla sayfa 88 ve sayfa 90'ı da ve 92'yi de yutmanı istiyorum Tonguç'um. Burada kağıdı karıştırıp da yutabilirsin. Ve bak mutlaka sınav gelecek olan bir soru tarzı demiştik. Az önce anlattığım kısım. Gelenek, nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, dili, ahenk unsurları, ölçü, uyak düzeni. Bu sayfa, yani sayfa 94'ten de %101 soru gelecek. O yüzden bu sayfaya da çok iyi çalıştığım için. Sıfatlar keko bir konu biliyorsun ama bilmiyorsan çalış. Biliyorsan yani ben yapabiliyorum hocam diyorsan, niteleme sıfatlarını, belirtme sıfatlarını rahatça bulabiliyorum diyorsan bu 96'daki sadece soruları çözebilirsin. Bu sayfalara çok fazla çalışmana gerek yok. Masal ve fabuldan da %100 soru gelecek. Dolayısıyla serim, düğüm, döşeme bölümleri 104. sayfa... 106. sayfa ve yine 108. sayfalar çok çok önemli. Buralara çalışmalısın Tonguç evladım benim. Gelelim soru bankamızdan ne yapacağını. Burada konu anlatımı yok ama sorularla seni tekrar ediyoruz. Fakat burada aynı zamanda yazılı örnekleri de var. Burada hikayeyle alakalı kısmı birinci yazıda sormuştu hocam. O yüzden hikayeyle alakalı yazılı örneğini yapmadıysan, sayfa 41-42 yapmadıysan mutlaka yap. Ama sayfa 45'ten sonra buradaki yazılı örnekleri bak. Senin için direkt yazılı örnekleri var. Bunları mutlaka yap. 45'ten direkt sayfa veriyorum evladım sana. Masal ve fabulun olduğu sayfa 74'e kadar tek tek hepsini mutlaka yap. Sayfa 45 ve 74 ödevin. Güzel bir ödev, iyi kazandın. Hadi bakalım. Şimdi ödül sorumuzu da yap. Yorumlara yolla. Sınavında iyi notlar diliyorum. İyi başarılar, güzel başarılar elde etmeni diliyorum Tonguç'um. Hadi bakalım, görüşürüz.